Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan özlediğiniz, beklediğiniz görüntülerle karşınızdayım. Ankara'ya en sonunda gelebildim. Gençler 3 haftadır video atamıyordum bundan dolayı. Kusura bakmayın gerçekten. Şimdi artık Ankara'ya geldik. Hemen karşımda şurada bir kafesim var, burada bir kafesim var. Birazdan hemen size onları göstereceğim. Yeni durumları anlatacağım. Acayip şeyler olmuş. Biraz araştırma yapmamız gerekiyor kuşlar hakkında. Bir iki bir şeyler var çünkü. Hemen en iyisi kuşlara geçelim. Kuşları göstereyim size. Dostlarım şimdi şöyle balkonumuzu tekrardan eskisi gibi bir göstereyim. Hani bir genel olarak balkonumda ne var bir görün. Burada genellikle şunlarla yine balkonu temizleyeceğim. Şurada bir çiftim var. Şurada 4 tane kuşum var. Hemen bir anlatayım. Zaten heyecanlıyım. Zaten bayağıdır da size bunların videosunu çekmeyi zaten istiyordum. Arkadaşlar hepsine isim takacağız. Bu yüzden isim yağmuru istiyorum sizden. Tamam mı? Şimdi hani yorumlara Aba'nın isimleri, tamam mı gençler? Hepsine isim takalım. Gençler biliyorsunuz bu bizim babamız. Şu 3 yavrunun babası oluyor. Limon biliyorsunuz ayrı. Şu üçünün yavrusu, babası. Aslında bunlar yavru değil, eş olmuşlar hatta. Şimdi de size şunu söyleyeyim. Gençler Ankara'da hani hava biraz kötü olduğu için havayı görüyorsunuz karanlık. Gerçi artık güneş de battı. Bundan dolayı biraz gök gürlemesi falan olmuş. Yağmur falan yağmış. Bundan dolayı dişimiz korkmuş ve yumurtasını yemiş. Ama bu sıkıntı değil. Tekrardan yuvaya giriyor. Gördüğünüz üzere şöyle bir yuvadan size için çıkartayım dişimizi. Tekrardan yuvada görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda bir yumurta yok içerisinde. Ondan sonra bundan en kısa zamanda yavru alacağız. İnşallah çok kısa bir zaman sürecek eminim. Çünkü hemen zaten yuvaya atlıyor. Gördüğünüz gibi bunlarda bu durum böyle arkadaşlar. Şu anda yemi suyu bakayım her şey tam mı? Tam. Biraz benim kadar bakamamışlar ama olsun, yine de güzel durumları. Çiftimizin görüyorsunuz. Hani bunlar yumurtayı bugün yarın atar bana. Şimdi gençler burada anlatmak istediğim şey biraz garip. Hani ben size demiştim ya kardeşler eş olabilir diye. Arkadaşlar burada en yakın örneğini görüyorsunuz. İki kardeş gördüğünüz üzere mavim ve beyazım eş olmuş. Hani ailem bunu fark edememiş. Çünkü ayna vardı arkadaşlar. Şu aynayı takıyorduk. Yani aynayı takmışlardı. Hani kuşlar aynanın diğer tarafında olduğu için hani hiç görmemişler pek. Ondan sonra bir de arkadaşlar ben hani olduğum zaman yavrularımı ele alıyordum. Evcil oluyorlardı. Bunlar arkadaşlar evcil değil kesinlikle. Hani bundan sonra damızlık olmuşlar. Görüyorsunuz hani bildiğin çiftleşmeye çalışıyor. Arkadaşlar şimdi üstüne bile çıkıyor yani, gördünüz. Hani çiftleşecekler. Sadece yuva takmam yeterli. Bu ikisi için. İyi bir araştırma yapacağım gençler. Gerçekten kardeşler eş olursa sıkıntı çıkar mı? Hani büyük üreticilerden hani iyi bir araştırma yapacağım. Hani benim bildiğime göre sıkıntı yok. Ama iyice ne bir araştıracağım, öğreneceğim sizler için. Eğer ki sıkıntı çıkmazsa bu ikisi zaten eş olmuş. Yuvayı takacağız, yavruyu alacağız. Görüyorsunuz hemen üstüne çıkmaya çalıştı. Arkadaşlar burası böyle bir çift olmuş. Şu limonum zaten, buna bir tane dişi getireceğim. Arkadaşlar aslında şu beyaz olan limona eş olabiliyor. Ama yapamayacağız çünkü onu bir abimize hediye götüreceğim inşallah. Ondan sonracığıma hani baya ikisi de hani kızışmış. Ben zannediyordum ki iki tane erkek bir dişi zannediyordum. Ama meğerse iki tane dişimiz varmış, bir erkeğimiz varmış. Biraz arkadaşlar tüyleri için B vitamini vereceğim. Yani tüyleri böyle güzel çıksın diye. Ama beni çok mutlu etti. Hani bunlar bildiğiniz eş olmuş yani. Şu an hani belki dişini hani bunları çıkartsam, o ikisini koysam direkt arkadaşlar cayır cayır yavru verecek durumdalar. Hani görüyorsunuz, biraz seyredelim. Hani limonla da arkadaşlar şunu eşe atsam onlardan da hemen yavru alırız. Çünkü hani kuşların hepsi kızışmış yani. Resmen hani yaz olsun, mücahit gelsin, hani bizi eşleştirsin, çiftleştirsin diye kuşlar hazırlanmış. Kendi kendilerine hazırlanmışlar. Görüyorsun resmen birbirlerine bacak atıyorlar ya. İyicene araştıracağım arkadaşlar. Bakalım hani eş kuşlar gerçekten, hani kardeş kuşlar sıkıntı yaşıyor mu, sıkıntı çıkıyor mu? Onu öğreneceğim daha iyi bir şekilde. Hani benim bildiğim kadarıyla sıkıntı yok. Yani durumumuz böyle. Ondan sonra abimden de bana hediye çift gelecek arkadaşlar. Onu almaya gittiğimde de size gösteririm. O da İngiliz bir çift. Ama şöyle izlemesi gerçekten zevkli ya. Hani bir sürü kuş olması evde gerçekten güzel. Şöyle uzaktan. Dediğim gibi gençler hepsine isim takacağız. Hepsine isim vereceğiz. İsimler bekliyorum hepinizden. Hani şöyle limon haricinde hepsine isim vereceğiz. İsim önerilerinizi bekliyorum dostlarım.
Eğer ki şunları da yeni çift olarak kabul eder, yuva takarsam onlardan da yavru alacağım. Bakalım durum şimdilik böyle. Sizden arkadaşlar Ankara'ya gelmemizin şerefine ve bu yeni kuşlarımızın şerefine güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. Şöyle bir 400 tane like eminim ki atabilirsiniz, başarabilirsiniz. Şimdilik arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı okuyacağım. Bakalım yorumlarda ne diyeceksiniz merak ediyorum. Uzun zamandır Ankara'ya ancak gelebildim. Vallahi çok heyecanlıyım. Gördüğünüz gibi hani nasıl söyleyeyim size, evine yeni kuş gelmiş yani birisi gibi hissediyorum kendimi. Çünkü 3,5 aydır kuşlarımı görmüyorum. Vallahi özlemişim yani ya. Hani insan alıştı mı kuşlara bırakamıyor. Şunlar da çifte vururlar sizi çakallar. Arkadaşlar görüyorsunuz hani şu iki beyaz arkadaşlar dişi, ikisi de kızışmış yani. Baya baya hani yavru yapmak için şey yapıyorlar. Hele erkek var ya tam damızlık ya. Ben o erkeği var ya her şeye eş yaparım. O bayağı bir hoşuma gitti yani. Şu 3 yavru enfes çıkmış. Neyse gençler, şimdilik hepinize iyi akşamlar dileyim. Zaten bundan sonra bol bol video gelecek. Hiç sıkıntı, sorun yok. Ne tarz video istiyorsanız ona da yoruma yazın. İsim önerilerinizi yazın. Onları zaten hemen çekeriz. Dedikten sonra eğitim videoları çekeceğiz arkadaşlar. Eğitim videosu çekmek için yavru bekliyorum. Bir yavru gelsin, ondan sonra eğitim videosu buradan çekeceğiz. Şunlar da birbirlerini besliyorlar. Şöyle bakın arkadaşlar. Hani eş olan kuş belli ediyor kendisini ya. Hani mesela dışarıdan kuş alıyorsunuz, abi eş getirdim ama hani her biri bir yerde duruyor diyorsunuz. İşte arkadaşlar gerçekten eş olduğuna böyle inanırsınız. Hani dip dibe duruyorlar gördüğünüz üzere. Burada da erkeğimiz dişimizin yanına girmiş. Yani bunlar en kısa zamanda tekrardan yumurta alacağız. Eğer ki işte gök gürüldemeseydi, kuş korkmasaydı, hani her gök gürüldemesine korkmazlar ama demek ki korkmuş, bir şey olmuş. Ondan sonra acaba yumurtaları yemiş ama bu bir sorun değil. Hani bir daha yapar büyük ihtimal. Hani bir haftaya kalmaz yumurta alırız bunlardan. Dediğim gibi videodan da çıkamıyorum, kuşları da bırakamıyorum. O yüzden en iyisi artık videoyu kısa keseyim. Şimdi görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın gençler.